iPhone, 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 iPhone. Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte size ilk iPhone'u incelemeye devam ediyorum. Hemen ilete iPhone'a. Büyük aldım herhalde. Hayda, bulamıyorum. Böyle görelim mi? Abla, sen bunun formuna sunusu mu hazırladın? Formula diye bir sunu var. En son dün Formula 1'i biri. Ha, tamam. Tamam, iyi type. Dosyamız bir aslında ilk iPhone'un bu cüntülatla veya strateji arkadaşlar, bu iyi detelim, bu iyi detelim, burayı detelim dedim. Burayı detmiyoruz çünkü burada çaldık. Şu tepedekini anlatmadıysam yine anlatayım. Ben bari tekrar olur. Bu sayfada tam zaten. Evet, buradayız. Yeni iPhone'un özellikleri buradayız. Bu buradayız, ben yazdım arkadaşlar. Şunu hemen sileyim. Yeni iPhone'un özellikleri. O görseli incelemeyiz. Görseli incelemeyiz önceki bölümde. Haftada çekmiyorum. Neyse. Devam edelim. 3,5 inç otomatik ekran. 320 çarpı 480 piksel çözünürlük. 11,6 mm kalınlık. 2 megapiksel arka kamera. Ön kamera yok. Video çekemiyor. İçeriği de çekeyim. Evet. İlk iPhone. Bunun en kötü şeyi. Burayı oturttum diye hatırlıyorum. Bunu da ben de söylemiştim. Ben kamera yok işte, neden bu kadar beter? Video bir de dedim. Arkadaşlar şimdi. 5 GB var bir de. Ay, 6 GB bir de 16 GB. Hafızası var. A4'müş. Seçil ve 16 GB depolama alanı seçenekleri var. Ben size yanlış söyledim. iPhone'un işletim sistemi kendisini sonradan iOS olarak tanıdı. Evet arkadaşlar. Bakın, bunun mantığını size tekrar anlatayım. Unutmuş olanlarınız olabilir. iPhone ya. No, ilk önce olsunuz. Demişlerdi abi, bu çok mantıklı. Bir harf daha işte. Demiş. Evet, iPhone'un masa harfi iyi olmuş. Ve iyi eklemişler. İyi oturmuş. Ve 4 yıl muah. Arkadaşlar muah. Seviyorsunuz bir de büyük harfle. Mah batarya. 4017 mAh. Tetri ürettir. RAM. Power. VR. MVX. Trafik etkisinden. 3,5 et tutulmadı tekrar. Hem burnum attı arkadaşlar. Şuna bakmayın. Bir de özür diliyorum. Pahalı yapıyorum. Evet. Arkadaşlar gelin.
Power we are and be its trophies. Evet arkadaşlar, sadece şey, saat şey değişmemiş, ayarlı uzantı değişmemiş, uzantı değişmemiş, tam uzantı birazcık değişmemiş olur. Değişmemiş, saat benim aynı. Ama sağlık uygulaması çok değişik olmuş arkadaşlar. Evet. Buraya oturmadık, biliyorum. Evet, iPhone'un tanıtıldığı 2007'de tamamen doldursan tuşları olmayan bozulmadı teknoloji sahip bir telefon hayal gibiydi. Tava ve tuşlu telefonların hüküm sürdüğü bu dönemde şimdi baktığımızda bir oyunlar gibi görünen 3,5 inçlik ekran modeli bir büyüklükteydi. Serinin son üyesi iPhone 11 Pro Max. Ama artık arkadaşlar iPhone 12 idi. 13 yani. 13 Pro. Yanında yavrusu devre duran bu mini ve dev çerçeveli ekran dürümünün çerçevesi ve devasa ekran tasarı. Ön atasının niteliğini diyebiliriz. Telefonların tuşlardan ve deniz çerçevelerle. Evet. Devamı yok. Tabii ki de var da biz. Yani bildin. Hataya. Bildin hata. 320 çarpı 480 piksel çözünürlük. Yani 2007'ye göre güzel ya. Valla 2007'ye göre güzel. Abla! iPhone 5 ne zaman çıktı? Allah sorsun iPhone 5 ne zaman çıktı diye. Vermedi, hadi birlikte şu resimleri inceleyelim. F5 F5'te PowerPoint olmuyor. Evet, buradan bakın. Çok güzel abi şunlar. Mesela artık sadece herhalde böyle. Vallahi güzel. Ama arkadaşlar çok eski ya. Burası böyle. Ah, ama telefon. Güzel bir telefon olmuyor. Büyüklüğü 3,5 inç ekranın çözünürlüğü ise yalnızca 320x480 pikselli. Yine iPhone ve iPhone 12 Pro 6,5 inçlik dev ekranı 2688x1247 piksel. Çözünürlüğü ancak yine 2007 senesi için bu çözünürlüğü geniş bir ekran kullanıcılar için oldukça etkileyiciydi. Tabi o zaman ta bu zaman. Abi bir de bir daha 4K'ydi. Evet, 4'ü bitirip 5'liyiz arkadaşlar. Sonra tam devam edelim. 11,6 milimetre kalınlık. Evet, home tanıtılıp piyasaya sürüldüğünde dönemin tasıp çavuran telefonu Nokia'nın efsanesi N95. Satış rekorları kuran telefon 1 milimetreydi. Bunu arkadaşlar ben hemen aldım. Abla şey annem Nokia N95 kullandı mı? Abla, retorter mısın o telefon?
İyiymiş gittin ha. Bu sayfaya delirdi. Nokia'nın. Abla bu arada Nokia'lar. Nokia telefon satıyormuş ama bu ülkelere gelmiyormuş. Neden onu anlamadım. Evet. Oldu tasalım ve hantal olan bu telefonun yanında iPhone 1 ince ve zarif görünüyordu. O dönemde tüm telefonlarla siyasiya iPhone'u öne çıkaran en önemli tasarımsal özelliklerden birinin de bu olduğunu söylemek mümkün. Ancak tabii ki günümüzdeki telefonlar derinlikleri ile kıyaslayınca ilk iPhone'un epey kalın göründüğünü söyleyebiliriz. Arkadaşlar ya cümle ne kadar uzun gördünüz mü? 2 megapiksel kamera. İyi ne be? İyi de arkadaşlar. İyi akıllı telefonu. iPhone akıllı telefonun kameraya sahip olması. Artık telefonun kameraya sahip olması artık sorgulanmayacak kadar sıradan bir özellik. Hatta öyle ki akıllı telefonlar arasındaki rekabeti en çok türütleyen özelliklerden biri kamerasının delişmişliği. Apple artık bu konuda çocuksuz seviyeye gelmiş durumda. 4K videolar çekebilen delişmiş büyüleyen kameralar artık iPhone'ların olmazsa olmazı. Ancak 2007 senesinde iPhone sadece 2 megapiksellik kameraya sahipti. Abla, Android peki ön kamerası var mıydı? Hayır. Yeter. Ama görselleri inceleyeceğiz artık. İlk önce şurayı bir açayım. Kıyaslayacak olsak bize bozuk bir kameranın bulanık çektiği bir fotoğrafı anımsatacağız. Bu performanstaki kamera döneminin standartlarına uygun durumdaydı. Büyük ekran ve yine döneminde göre gelişmiş medya özellikleri sayesinde iPhone telefonu kamera olarak kullanma anlayışına büyük katkı sağladı. 2G cihazı. Başım artarsa bu telefonlar büyütecek bir de daha iyi çekiyor. Yeni telefonlar tüleri bile. Bak ta ne zamandan ta bu zaman. Ta ne zamandan. 2007 üstelik o kadar da eski değil ya. Yani o kadar da eski değil. Evet yani o kadar da eski değil. Batın arkasında. Tepede hani internet bağlı olduğu yazıyor mu? iPhone 6 Plus'ta yazıyor diye biliyorum. Yazmıyor ya. Atık yazıyor aslında tepede. Bildirim işaretleri çok değişik. Fotoğraflar çok değişik. Kamera çok değişik ama üç kilit abi YouTube'a. YouTube'a bakın arkadaşlar. YouTube'un simgesine bakın. O milattan sağlama bir televizyona benziyor. Ne bilir uygulamanın içi nasıldır. Düşünmek bile istemiyorum. Arkadaşlar bilim sağlık dediğimiz ya. Bizim sağlık dediğimiz arkadaşlar şeyimiz, haritaymış. Yani haritaymış arkadaşlar. Harita. Ne bunun harita? Haritaymış ya, yani tollama.
Ayarlı arabası şurada, notlar burada. Hesap makinesi burada, çlok burada. Ay, çlok ne ya? Şurayı bir çekemedim lan. Ne oluyor? Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın abi. İlk iPhone o zaman çok iyiymiş. 6'da çekilmiş arkadaşlar bu fotoğraf. Millet eşi de 6'da ayakta mı oluyormuş ya, telefona mı batıyormuş? Bu ne arkadaşlar, ama bu ne ya? Ama bu ne ya? Ama bu ne ya? Bu ne ya? Tabii atıyorum zamanımız gitmesin diye. Gitmesin yani zamanımız. Siyah sayıda da olsa bize bozuk bir kameranın bulanık ettiği fotoğrafı anımsatıda bu performans. Kamera döneminin standartları yoğurdu durumdaydı. Büyük ekran ve yine döneme göre gelişmiş medya özellikleri sayesinde iPhone telefonu kamera olarak kullanma anlayışına büyük katkı sağladı. İçi çiğdesi. Eskiden tabi oturlar. Kaliteli olmuyordu ama artık bu kaliteyi uzaracağız. Bu kaliteyi uzanlar. Hemen aç. Ne oluyor? Alttaki yazıyı arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz, yazı kayboluyor. Rems. Evet. İçeceğiz. 2007 senesinde 3G hayatımızda yeni. Abi niye 2 tane yeni yazmış? Anlamadım. Niye? Biri sağ olsun. 2007 senesinde 3G hayatımızda yeni dahil olmaya başlamış operatörler 3G tam bir devrim olarak kampanyalarına başlamışlardı. Hatta o dönemde iPhone'un rakibi telefonlarda bazıları 3G desteği sunuyordu. iPhone'lerinden biri olarak da dönemi hayat uydu. Kullanmayıp 3G desteği sağlamıyor olursa görülüyordu. Ancak bu durum kullanıcıları çok da etkilemedi. Çünkü o dönem için iPhone'un sunduğu diğer yenilikçi özellikler bu küçük detaylı önemsiz sayılıyor. Bu küçük detayı önemsiz. Arkadaşlar bu Apple'ın telefonunu ilk çıkartan kişi olabilir. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Ama ya, ekran resmi yapılmıyor herhalde. Çünkü ekranın hepsi sade. Hayaller olsun, acaba neler var? Şuruflar nasıl, takvim nasıl, SMS'in nasıl? Bir de yazı olarak çıkıyor Allah'ını seviyorsanız. Benim uzunluğum 4 ve 4 8 ve 16 GB depolama. Bütün gidip kendimle yeni bir telefon alacak olsam o mağazanı bildiğim için öncelikli özelliklerinden biri olur. Nedeni özellikler haliye atılı telefonlarda depolama ihtiyacını da artırır ve artık en azından 64 GB bir telefon ihtiyaçlarımızda uzun uzuna cevap veriyor. iPhone ilk çıktığında ise şu an minimum depolama seçeneği olarak bile sunulmayan 16 GB telefonun maksimum kapasitesiydi. O dönem 16 GB depolama alanı öylesine yüksekti ki genel olarak tercih edilen modeller 4 ve 8 GB iPhone'lar oluyor.
Evet. Vallahi çok iyi, ayıp olma. Burada yorumlara çatça basıyor. Ben yorumları da aldım. Biliyorum. İyi, iyi. Evet. Böyle bu seriyi bu bölümde bitirebilir miyim? Seriyi bitirebilir bu bölümde yalnız. O yüzden kötü olabilir. Tatlıyız biz. Tam biz daha buralara değmemişiz. Buraya değmemişiz. Ha, buradaydı. Buraya oturduk. 30 sayısı ya. Evet. Uygulama mağazası olmayan bir albino seçim sistemi. Çatıya bulacağımız ilk iPhone'u bilimle sorduğunda henüz iOS işletim sistemi ismi ortada yok. Ve telefon iPhone OS adı verilen işletim sistemiyle piyasaya sürülmüştü. Bu işletim sistemi şimdi dönüp baktığınızda yalnızca temel seviyede özelliklere sahip. Hatta öyle ki iPhone 3. parça uygulamaları henüz desteklenmiyordu ve bir uygulama mağazası da yoktu. İlk iPhone alanların bedelleri bu. On bitiyor ya. Bittiğinde ne yapacağız acaba bildi ben. Ne olur ne olmaz. Zamanı kontrol edem. Arkadaşlar. Tamam. Yani. 38 ile çıkmışız. Ay. 18 ya. Evet. Ya, yani ben size ilk iPhone'la biraz tanıştım. Bunlara yarın devam edeceğiz. Yani başka bir bölümle tut ara vermemin sebebi buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz Apple'ın yapımcısının görselini bana yazarsanız çok sevinirim. Vallahi çok sevinirim. Bilmezsiniz değil mi? Bilmezsiniz. 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 Adamsanız yaparsınız. Adamsanız. Evet. Uğurlama marçası. Ay uğurlama marçası diyorum. Uğurlama marçası yok bir de. Şimdi. Acaba ikinci üçüncüsünde var mıydı? Olsa bile şey miydi? Play Store mıydı? Arkadaşlar bakın. Tron bile yok. Tron. Safari yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şöyle. İnterneti de var. LTE de var. Ama operatörler demiyor falan diyorlardı. Vallahi ben anlamadım arkadaşlar ya. Bu acayip o ne zahmetliymiş. Vallahi bana söyleyin. Vallahi bana söyleyin. Bunu da yapmıyorum arkadaşlar. Ulan buldum bir tane. Ondan yapıyorum. Evet var. Çiğ. Evet. Hafızadan çakmıyordum. Bu olamaz. Screen. Rainbow Trail. Trailer arkadaşlar kullanmadı. Trail sürümündeyim ben. Uygulamayı ben size göstermek istiyorum. Zamanım yetsin. Microsoft sürümünü açıyorsunuz. Bunun bir ürünü yoksa Trondan da arayıp oyun bir şey tutarsa yapabilirsin. Çıkmaz diye düşünüyorum ben. Trondan çoğu yalan ben. String yazıyoruz.
Life falan değil. Size sorayım bir. Aslında soruda çıktı. Oyun ritüeller. Deneme alalım. Deneme bir gün arkadaşlar. 7 günlük değil. Süreli oluyor tabii ki de dedimler. Acaba deneme nasıl bitecek? Merak ediyorum. Unutsal çaldı. Denemeyi ediyor hala. Tabii ki de. Domuz hatasına bu. Kafayı su gördü ve kapatayım. Hiç var mı? Evet. Artık sonra işimiz çalmadı hatasına. Allah dönme. Sorayım mı sorulama? Evet, çok güzel. Ben çok mutluyum diye öyle tutuyor. Aslında normalde şimdi beyaz. Cevap böyle oyun veriyorsun seçebilirsiniz. Yoksa böyle seçebilirsiniz. Böyle nasıl yapacağız? Gösterebilirsiniz. Daha yeni model. Olmaz. Edeyim. Robot 13 1 3 2 13 13 saniye aldım. Seviyorsunuz ya. Biz böyle yapmıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hemen matematik arkadaşlar. Hemen abonelikten çıkmaz. Evet, onun hesabını şimdi WhatsApp'a bak onun için benim. Abonelikten çıkmaz. Kendini bilen yorumlara yazsın. Kim olduğunu tahmin etmeye çalıştım. Kim bilir acaba abonelikten çıkabilir. Ben şuraya uyuttum. Batıdan. İsmimi istemiyorum ama şimdi. Bu beni isim verdirme zorunda bıraktı bu isim. Arkadaşlar. Kesin emir falan çıktı. Ömer çıktı. Kesin. Kesin belli ya. Kesin. Sabanlar ya. Ben sonra şu an paneli. Nasıl? Merhaba. Bunları ben de... Evet, bu kanalımız değil mi? Sap değiştiriyorum. Hesap değiştir. Tamam. 28'de arkadaşlar bu. 27'ye düşmüş. Evet, hemen batıyoruz. Batıyoruz. Kim yapmış? Abone sayısı 27 bak. Analiz miydi? Analizler miydi? Bu paneli analizlendi be. Böyle analizden diye biliyorum. Evet. 27 aboneler. Daha fazla düşer diyelim.
bu videoları gösteriyor. Evet. Kontrol paneline geliyorum bir de. Şimdi bunu tamam. Tamam dedim. Çarçur çarçur. Seviyorsan. Sen bakmışsın sadece. Adam. Abonesi yok bunu zaten. Evet. Ben buradayım. Bana abone. Abone yok mu bunda ya? Abone yoksa arkadaşlar bakın. Pilerine bakalım arkadaşlar. Yerleştirmeyi atsam sıralama ölçü. Benden popüler videosu var mıymış? Abonesi yok. Daha dedim. Alay ettim. Milli video. Evet, neyse. Boş verelim arkadaşlar. Bugünlüğü çubuklar. Umarım abone olmayı unutmayın beni. Kim abonelikten çıktıysa ona bakacağım. Şimdi isim vermemi neyimi söylemiştim. O yüzden isim vermiyorum. Çünkü ben kim olmadım.